Abi günaydın. Uyusaydın Cihangir. Ben seni uyandırırdım yavrum. Filtre kahve yapar mısın abla? Ihlamur versem diğerleri uykunu kaçırıyor. Kaç aydır? 2 saat, 3 saat. Vallahi düşüp bayılacaksın bir yerde. Hay Allah korusun. Şimdi doktora gitsen 3 gün uyuturlar seni. Nurten Hanım, bu papatya çayı uykusuzluğa iyi geliyor diyorlar. Ha, tamam, onu da deneyeyim. Sen ne yapıyorsun burada adam? Abi vallahi bu Nurten Hanım'ın sucuğu vallahi bir başka oluyor. Organik konsepti, yumurtayla. Ha? Yesin, yesin. Afiyet olsun Adem. Allah razı olsun. Cihangir, sana da hazırlayayım mı kuzum? Adem, kız ne oldu? İyi abi. Toparlanınca evine bıraktım. Tamam da kimmiş neymiş baksaydın. Abi kız işte. İskender Bey'in kızı. O ne demek lan? Abi müjde işte. O kız hani İskender Akay'ın kızı ya. Bu müjde bizim İskender'in kızı müjde mi? Adem ben bunu şimdi mi öğreniyorum? Abi ben de yeni öğrendim. Ben senin haberin var sandıydım. Ya o gün sen kıza nerelisin dediğim surat falan yaptın ya. Ben ne bileyim abi? Nereden bileceğim Adem? Haklısın abi. Ben de bu hastanede nüfus kağıdı lazım oldu. Orada uyandım mevzuya ama gidince de tabii evine pişti oldum. Hap falan bir şey kullanıyor mu bu müjde? Yok abi ben çantasını didik didik gittim. Temiz. Ya aşk meşk kelebek mevzuları yani. Gönüller bir olsun. Kime aşık olmuş? Topçuya mı? Ha, öyle zar Nurten Hanım. Tabii bu işler pek belli olmuyor. Adem. Kızı takip ediyorsun. Hakan'la buluşunca bana haber veriyorsun. Zeytin getirtmiştim Cihangir. Domatesle, biberle. Cihangir. Duyar mı tabii? Abi bu Katarlılar ne olacak? Hayırdır İskender? Sen böyle çat kapı gelecek adam değilsin. Alayı vala yapmadan geldiğine göre işin acele. Onca sene patron mu olmuşsun İlhan? Kan çekiyor işte. Bana emreden adamı göresim geldi. Gelemez mi? Aha. Yengeye bak. Hiç değişmedi. Cihangir nerede? Yok mu? Yaşlandık beyla. Gerçi ben iyiyim de senin dip boyan gelmiş. Ne istiyorsun İskender söyle. Şu havuz olayını külliyen yasaklayayım diyor. O niye? Çünkü ben yüzmeyi bilmiyorum. Ha, kıskanıyorsun yani. Kıskanıyorum İlhan. İnsanı harekete geçiren şey yokluk. Olmayınca istiyorsun. Olana bakıyorsun. Benim neden yok diyorsun. Benim neden yok diyorsun ama onu sadece kendine söylüyorsun. Ama gücün olursa başkalarına da hökürüyorsun. Sohbetini özlemişim. Sene 1997. Yol alalım diyorum. Hem mecazen hem fiilen İlhan. Allah rahmet eylesin Sabri abi vardı. Dükkana geldi. Adam namlı. Tırstım. Öyle ikimizin konuşması gibi de değil ha. Kaleye girdi mi çeker vurur biliyorum. Bana dedi ki yolundan çekil. Yoksa senin ecdadını silerim. Ha! Hakikaten ben çok kibar adamım ya. Ne diyorsun oğlum sen ha? Silerim diyorum İlhan. Daha ne diyeyim? O ihalelerden tıpış tıpış çıkacaksın. Nereden buluyorsun bu cesareti ha? Defansı sağlama aldım. Arkamda dayılarım, büyüklerim.
Onlara güvenip sana sallıyorum. İyi mi? Laf söylemişim. Neye güveniyorsun falan. Sen söylediğim lafa baksana. Yürü git lan buradan. Kendi evimde katil etme beni. Nila, eline geçsen bir kaşık suda boğarsın beni. Bırak bu beni evimde katil etme triplerini. Öldürüp helvamı yersin sen beni. Elinde içki şişesi, ceyyar tripleri. Gel sana mangal yapayım da nereden geldiğini hatırla. Türkiye unuttu Dallas'ı. Hiç sevmedin beni değil mi yenge? Ne alaka? Deli bir kahkahayım ben yenge. Alakaların efendisiyim. Git bak şuna. Buldunuz mu? Abi yok. Katarlar kayıp. Lan ne demek kayıp? İnmiş mi bu adam İstanbul'a? İnmiş abi. Abi inmişti uçaktan da. Yani bekledik de çıkışta. Ama yok. Ay sizin yapacağınız için. Neredesiniz? Geliyorum. Abi polis durdurmuyor. Dolanıyoruz. Çocuklar tekrar tekrar bakıyorlar içeriye. Cihangir abi, bizim Katarlı ya bizden kaçıyor ya da kaçırıldı abi. Başka bir zat yok, affedersin. Ulan İskender. Herkese vermem bu kartı ha. Adem, Müjde Hanım ne yapıyor? Hakan gelin evindeyim abi. Cadı da burada. Güzel. Kızı bırakma sakın. Bekleyin beni, geliyorum. İdare edin. Eyvallah abi. Toplanın gidiyoruz. İskender Bey. Cihangir Bey, ana bi hayır. La taklak, ben iyiyim. Alo. Alo. İskender Bey. Benim mekana gel, yemek yiyelim. İstanbul yolculuğu burada bitiyor Küçük Bey. Burası benim evim olmadığına göre daha İstanbul'a gelmedik demektir. Bizimle burada çalışacaksın. Burada bize rapor vereceksin. Eskiden yeşil ev derlermiş buraya. Öyle kalmış adı. Bakma beyazlığına. Vallahi yeşil olsa daha iyiymiş. Beyaz kir gösterir. Hem zaten büyük ev sevmem ki ben. Anneni çağırdı. Vallahi mi? Annenin işe karıştıran sensin. Madem konuşacağız, kavilleşeceğiz, burada olsun istedim. Nerede?
Meyra Hanım biliyor mu? Artık biliyor. Pazarlık da biliyor. Nasıl pazarlık? Ne oldu da bunca zaman sonra benim oğlumu işe koşar oldunuz? Hı? Bir şey oldu ki benim oğlum şimdi sizin işinize yarar oldu. Siz asıl bana bundan haber verin. Ne oldu Cemal Bey? Önce sadece kurnaz sandım ama aklı da zehir gibi. Amirim, bunun bize bir faydası olacak mı? Hümeyra Karabulut sıradan biri değil. Bunu bir kere kafamıza koyalım. Ha, bize bir faydası olur mu? Aynı safta olduğumuz sürece en azından zarar olmaz. Hadi. Nasıl geçti yolculuğu? İyiydi. Fidayda bile oynadım. İyi yapmışsın. Oynamış kadar oldum. Ne Fidaydası ya? Yolda yemek için durduğumuz yerde çalan müziği oynadı bu cıvık. Onu diyor galiba. Arasaydın yolda. Niye aramadın? Konuşurdun. Ona izin yok da anne. Şifreli konuşuyorlar. Yemin ederim şifreli konuşuyorlar. Çocuklar bize çay getirin. Demek senin oğlan Fidayı da oynamış ha? Pek oynayamıyordu ama. Yo yo, oynamış oynamış. Oynamış. Şimdi düğünde yok ki oynasın çocuk. Kısmet bu işler. Hangi işler? İşte mürüvvet, düğün, dernek. Kim bu hanım kızımız Cemal Bey? Bahar, oğlunuza yarenlik etti. Ankara'dan beraber geldiler. Öyle mi? Sağ olsun. İş konuşalım. Konuşalım, buyurun. Şimdi sizin peşinizde olduğunuz İlhan Tepeli, rahmetli kocamın yakın arkadaşıydı. Ben uzun zamandır görmüyorum gerçi kendisini ama rica edersem Kaan'ı işe olur. Yok, biz öyle istemiyoruz. Biz Tepeli'nin herhangi bir işletmesinde işe girsin, kendi başına yükselsin çabasıyla diye düşünüyoruz. İlhan Tepeli Kaan'ın kim olduğunu mutlaka öğrenir. Yanına gizlice girmiş biri sonuçta. O olay açığa çıktığında hiç hoş olmaz. Değil mi? Değil Hümeyra Hanım. Biz ona yeni bir kimlik vereceğiz. Babasını öldürmüş. Öyle değil mi? Yani öyle bir iddia var ama tam emin değiliz. Aramızda gizli saklı bir şey olmamalı. Cemal Sandıkçı. DVD'yi nereden biliyorsunuz? Oğlum iyi fiday da oynar. Lan sen hangi ara yaptın bunu? Tamam, tamam, helal olsun da ne ara atlattın beni, hı?
gözüm üstündeydi Kaan. Hangi ara yumurtladın? Bir gün söz beraber Fidayda oynarsak söylerim. Yürü git. Film çevirmeye gerek yok. Ben konuşurum İlhan Tepeli ile Kaan'ı işe o alsın. Ki asıl sorun başka bence. Nedir başka sorun? Yani peşinde olduğunuz İlhan Tepeli'nin üstündekilerse. Birileri İlhan Tepeli'yi gözden çıkarmışa benziyor. Yani bileti kesildi kesilecek diyorlar. Öyle diyorlar. Peki siz bunu nereden biliyorsunuz? Kocamı kaybettim. Oğlumu da kaybedemem. Canımızı ortaya koyuyoruz sonuçta. Tamam, bu yeni bir bilgi. Tepeli'nin yerine geçmek isteyen kim? Yani onu indirecek olan kim? İskender. Akay. Bırakın gelsin. Gel Cihangir, gel. Katarlı'yı tanıyorsun. Merhaba. Geç otur şöyle. Şimdi. Burada su bol, su. Heh, kuyusu olur. Öyle petrol kuyusu değil, su kuyusu. Ondan misal. Sen şimdi anlat Katarlı kardeşime. Ben ona kuzu etinden kuyu kebabı yaptıracağım. Böyle ateşler alttan vura vura etin yağını güvece indirecek. Sonra bol çeşnili mi olsun pilavın, bol baharatlı mı olsun onu da koyacağım yanına. Bana diyecek ki haram olsun. Boşuna yaşamışım. Lime lime, pırr dağılı veriyor ağızda. Vay anam vay. Kitap gibi konuşuyorum vallahi. Tercüman, al sen şimdi Katarlı kardeşimi mutfağa götür. Tamam. Kabak tatlısını anlatsın aşçılar. Nimet neymiş gözüyle görsün. Hemen mümkün, mümkün. Sakız gibi olana kadar neler yaşıyor kabak bilsin. Tamam. Sen de tabel. Ha! Turizm elçisiyim yemin ediyorum. Hadi gidin hadi. İskender Bey. Bu yaptığınız hiç olmadı. Hangi yaptığım olmadı? Sana sim kartı vermem mi? Katarlıyla yemek yemem mi? Yoksa senin şu İlhan Tepeli'yi korkutmam mı? Dokuz telliyim ben evladım. Nereye dokunsan ayrı ses çıkar. Siz bana ne istiyorsunuz onu söyleyin. Onu konuşalım. Ben seni yanımda istiyorum. Baba, Çelebi Gebişi gibi et satıyor. Ustayı gören, eti gören dükkandan çıkıyor. Katarlıyı gördüm. Ticareti uyudu ki oturuyor. Adını bile anmıyor. Ha, gözlerinle gördün, zorla mı oturuyor? Katarlıyı unuttum. Babamdan ne istiyorsun? Baban işi bıraksın. Sen muhatabım ol. Sen de benim adamım ol istiyorum. Yoksa? Yoksa. Zorun kolu bükülmez. Tarlayı sürüp çıkacağım. İlhan Tepeli'nin bağını, bostanını düzleyip Nadas'a bırakacağım. Kapiş. Anladın sen onu.
Kızım Müjde elimde. Lan! Melete, melete. Ayı Yavuz sallattırdım lan. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu lan seni? Ha? Aa! Katarlı zorla durmuyor İskender Bey. Poz yapma lan bana. Kızım nerede onu söyle. Söyle lan! Ne istiyorsun?